Süleyman Özışık. Gelen ölüm tehditlerine verecek bir cevabım var. Dün bütün internet sitelerinde ve tüm sosyal medya platformlarında bir video gün boyunca yayınlandı. Yetmedi, ana akım medyanın neredeyse tamamı bu videoyu haber bültenlerine veya tartışma programlarına konu etti. Kadıköy'de koro halinde Recep Tayyip Erdoğan'a küfreden leş grubunu gösteren videodan bahsediyorum. Ben de bu görüntüler üzerinden bir eleştiri videosu çektim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Yahu binlerce küfür, hakaret ve ölüm tehditleri ileştirildi yayınladığım o videonun altına. Ve bana ne dediler biliyor musunuz? Yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun, öyle bir video yok dediler. Görüntüyü görüyor, izliyor, yaşandığını biliyor ama bir türlü kabullenmiyor, inkar yolunu seçiyor kendisi yalan iftira dediğinde toplumun geniş katmanlarının bu söylediklerine inanacağını düşünüyor. yahu vallahi aklım havsalama almıyor. bunların içine düştüğü acınası hali. bunlar artık muhalif seçmen sıfatından çıkmış. bildiğin zombileşmiş kardeşim. filmlerde görüyoruz ya hani zombiler kendisine dönüşmeyen insan olarak kalan kişileri kovalar, gözleri bunun dışında hiçbir şey görmez, tek amaçları yakaladığı insan kalmış kişinin bedenine dişlerini geçirip onu kendine benzetmek olur, diziye, filme, makyaja, kostüme ne gerek var yahu? Koy kamerayı bu yaratıkların arasına, dünya gerçek zombileri izlesin dursun. Yahu bunlara şehit bacısına küfreden, Pis ağızlı milletvekilini gösteriyorsun, hesap vereceksiniz diyor. CHP içindeki sayısız cinsel istismarı bütün belgeleriyle gözüne sokuyorsun, sizi yargılayacağız diyor. Kendi partilerinde, kendi belediyelerinde yaşanan milyar oğlu milyarlık yolsuzlukları yine belgeleriyle anlatıyorsun, ülkeyi soyup soğana çevirdiniz diyor. Ulan HDP'liler size Mustafa Kemal'in itleri diyor diye hatırlatıyorsun AK Parti Atatürk ve laiklik düşmanıdır diyor. Bundan ala zombi olur mu? Allah aşkına, fırsatınız varsa benim aynı zamanda Facebook'ta da yayınladığım videonun altındaki yorumlara bir göz atın. Tertemiz insanların bulunduğu sayfayı küfürleriyle, hakaretleriyle ve tehditleriyle nasıl pislettiklerini, kirlettiklerini görün. Sadece bana değil, benim yayınladığım videoya destek verenlere, söylediklerime hak verenlere de aynı küfürler, hakaretler ve tehditler. Profillerine bakıyorsun. Pek çoğu yurt dışına kaçmış, FETÖcü iblislerden ve PKK sempatizanı teröristlerden oluşuyor. CHP'li, HDP'li, İYİ Partili kardeşleriyle birleşip tek saldırıya dönüşüp beni ve benim gibileri öyle yıldırmaya çalışıyorlar sözüm ona. Size Allah'ın adına yemin ederek söylüyorum. Hepsi ama hepsi kendi gölgesinden korkan, höt desen düşüp bayılacak, meymenetsiz, kifayetsiz, sefil tiplerden oluşuyor. Bir tanesini size anlatayım. Fransa'da yaşayan biri beni ölümle tehdit etmişti vakti zamanında. Ben de kendisine dava açacağımı söylemiştim. Sonra unuttum gitti tabii. Üzerinden 6 yıl geçtikten sonra bana yine sosyal medyadan ulaştı. Bana dava açacaksın diye 6 yıldır Türkiye'ye gelemiyorum. Yalvarırım davayı geri çek de geleyim diye günlerce yalvardı. Bir tanesini anlattım ama yurt dışında yaşayanların tamamı bu korkuyla yazıp özür diledi günlerce. Bu kadar tırsaklar, bu kadar ödlekler ve fakat klavyenin arkasına saklandıklarında aslana, kaplana dönüşüyorlar. Şimdi ülke sınırları içinde olanlar da isimlerini gizleyerek, fotoğraflarını gizleyerek beni sözüm ona ölümle korkutmaya çalışıyor. Sokakta seninle karşılaşmayalım, yaşatmayız diyorlar. Yahu beni samimiyetle takip edenler daha ilk gün itibariyle anladı da sizin gibi bıngıldak beyinliler anlamamış. Tekrar anlatayım. Ben sabah akşam sokakta yalnız başına dolaşan, kafelerde korumasız bir şekilde oturan, marketten kendi alışverişini yapan biriyim. İnanmayacaksınız ama ben ölümü köşe bucak arayan, tabiri caizse eceline susamış biriyim. Şimdi sen beni ölümle veya kıytırık bir saldırıyla mı korkutacaksın? Bak, içinizde yüreklice, gel Şurada şu adreste karşıma çık. Canını ellerimle alacağım diyen biri varsa vallahi yıldırım hızıyla kapısında biterim. Atacağı kurşunun, savuracağı bıçağın önünden milim geri adım atarsam namerdim. Ölüme o derece hazır biriyim. Isırmayacak it gibi diş göstermeye gerek yok. Yapabilecek bir baba yiğit varsa çıksın ortaya. Yok eğer bunu yapacak yüreğiniz yoksa havlamayı bırakın, şöyle kenara çekilin. Ben çomarlarla uğraşırken fino köpekleri gibi paçama yapışmayın. Son olarak yazdığım hakaret içerikli cümlelerle görsel zevkini bozduğum kardeşlerimden özür diliyorum. Tamam, ben sadece Süleymanım. Hazreti Süleyman değilim. Hayvanların dilinden anlamıyorum dedim demesine ama itin köpeğin önüne Arada bir böyle kemik atmam gerekiyor çünkü bunlar sadece bu dilden anlıyor. Süleyman Özışık, SüleymanOz.com Ali Karahasanoğlu Kapattığı cemevine Atatürk resmi zorunluluğu Cemevine, cemevlerinin kapatılması için kanun çıkaran Mustafa Kemal'in resmi de çok uygun düşmüş. O resim bir duvardan alınıp diğer duvara konulması üzerine Kemalist Aleviler kıyameti koparttılar. Siz Mustafa Kemal resmi arka duvarda mı yoksa yan duvarda mı durmalı tartışması yapa durun. Hatta Cemevi yetkililerinin arka duvar su alıyordu, resimde tahrip olmuştu, resim zarar görmesin diye su almayan yan duvara taşıdık açıklaması yapsınlar. Yine tartışmayı, alevlendirmeyi sürdüre dursunlar. Son sondaj gemimiz Abdülhamit Türkiye'nin sualtı zenginliklerini keşif için göreve başladı bile. Ülkede geceli gündüzlü çalışanlar da olacak. Bir resmin hangi duvara asıldığı üzerinden manşetler atıp kavgalar çıkartanlar bu tartışma üzerinden iktidar indirip yeni iktidarlar oluşturmak isteyenler de olacak. Ama Mustafa Kemal resminin hangi duvara asıldığı üzerinden iktidar kavgası yapanları hatırlatayım. Aslına bakarsanız o cemevinde Mustafa Kemal'in resminin olması başlı başına bir gariplik. Niye diye soracak olursanız resmi gazetede yayınlanan kanunlardan somut delilleri vereceğim. Kanun numarası 677. Kabul tarihi 30.11.1925. Yayımlandığı resmi gazete tarihi 13.12.1925 Kanun ismi Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklarla bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun. İçinde bugün bize yabancılaştırılmış kelimeler olduğu için bir cümleyle söyleyeyim kanunun özeti cemevlerinin de içinde bulunduğu tüm tekkelerin kapatılmasını öngörüyor. Bazı okurlarımız itiraz edecekler. Tekke başka, cemevi başka diyecekler. Kısır tartışmaları sevmem. Varsın sizin dediğiniz gibi olsun. Kanundaki diğer ifadeler cemevi kapsamda mıdır değil midir çok net olarak açıklıyor zaten. Okuyalım maddeleri. Alelumum tarikatlerle şehlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayipten haber vermek ve murada kavuşturmak maksadıyla nüshacılık gibi ünvan ve sıfatların İstimaliyle bu ünvan ve sıfatlara ait hizmet, ifa ve kisve iktisası memnudur. Dedelik cemevindeki bir kavram değil mi? Çelebilik, babalık. Neyse uzatmayalım. Kim ne derse desin, kanun cemevleri dahil olmak üzere tüm tekkeleri, dergahları yasaklıyor, kapatıyor. Büyük ihtimalle Cem Evlerine Atatürk resminin asılması da biz Atatürkçüyüz, yasak kapsamında olmamamız gerekir bakış açısıyla yasayı delmek isteyen bazı dedelerin girişimleriyle başlamıştır. Bu girişim başarılı sonuçlanınca diğer cemevlerinde de istemeye istemeye Atatürk resimleri asılmış, şimdi ise artık Cem Evi'nin vazgeçilmez zorunlu unsuru gibi gösterilmeye başlanmış. Üstü kapalı tartışmaya gerek yok. Kanun net, içerik net. Dergahlar da, tekkeler de memnudur ifadesiyle yasaklanmış. Denilirse ki dergahlar fiilen açıldı, tarikatlar fiilen açıldı, cemevleri de açılırsa niye gocunuyorsun? Cevabım net. Ben gocunmuyorum. Atatürk fotoğrafını kapattığı cemevinde yan duvara değil arka duvara asacaksınız zorlaması yapanlar gocunuyorlar. Bir yandan cemevi destekçiliği yapıyorlar. Çünkü camiye Cemevini alternatif gibi göstermek istiyorlar ki 677 sayılı kanunda camiler ve mescitler açık ama diğerlerinin yasak olduğu belirtilmiş. Buna rağmen Atatürk'ün çıkarttığı kanunu bu noktada takmıyorlar. Sonra da belki Atatürk'e de saygısızlık ederek onun kapattırdığı cemevlerine Atatürk'ün resmini astırıyorlar. İşi öyle bir noktaya taşıyorlar ki Atatürk'ün resmi olmayan yere cemevi denilemeyeceğini iddia ediyorlar. Şaka değil. Dün Cumhuriyet'teki bir haberin başlığı aynen şöyleydi. Atatürk'süz ve Ali'siz cemevi olmaz. Ali'siz olmaz, orası çok net ama Atatürk doğana kadar yeryüzünde cemevi yok muydu ki Atatürk'süz cemevi olmaz diyorsunuz. Bu noktayı da es geçelim. 677 sayılı kanun fiilen uygulanmıyor olsa bile anayasada nasıl tahkimleştirildiğini aktaralım. Darbeciler, tam da Cumhuriyet gazetesini yönetenlerin kafasından olmalı ki, bir yandan tekkelerin kapatılmasından taviz vermiyorlar, bir yandan da Atatürk'ten taviz vermiyorlar. Bunun için birinci inkılap kanunlarının korunması başlığıyla anayasaya 174. maddeyi yerleştirmişler. Yıllardır o maddeye kimse dokunamıyor. Maddede şu yazılı, madde 174. Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının anayasanın halk oyuyla kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz. Yani denilmek isteniyor ki, elinizi ateşe uzattığınızda eliniz yansa bile ateş yaktı diyemezsiniz öyle yorumlayamazsınız. Ateş yakmaz demek zorundasınız. Hani kanunlar anayasaya aykırı olarak yorumlanamaz koruması altında. Mesela 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu Mesela 25 Teşri Nisani 1341 tarihli ve 671 sayılı şapka iktisası hakkında kanun. Mesela 30 Teşri Nisani 1341 tarihli ve 677 sayılı tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklarla bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun. Konu anlaşılmıştır sanırım. Tekkelerin yani cemevlerinin kapatılmasına yönelik kanunu Atatürk çıkartmıştır. Bu kanun için anayasaya aykırılık iddiasında bile bulunmak mümkün değildir. Şu şöyle yorumlanamaz, bu böyle yorumlanamaz şeklinde. Dünyanın herhangi bir yerinde hukuka aykırılığı net düzenlemeleri koruyan başka bir hukuk sistemi var mıdır acaba? Hiç sanmıyorum. Ama kapattığı yere resmi asılan bir Cumhurbaşkanı görüntüsü. Değil bugünkü devletlerin hukuk sistemlerinde tarihte bile olduğunu sanmıyorum. Ali Karahasanoğlu Yeni Akit